Ahmet Hamdi Konuk'un Rast Kainatı'nın 32. işlemiş olduğu İsfahan bölümünü analiz etmeye çalışacağız. İlk önce icra etmeye çalışayım. Si do si do re do mi re O kadar hassas perdeler ki. Şöyle bir yapı var. Ahmet Avni Konuk neden Nişabur gibi yapıp Neva'ya getiriyor? Yu sorgulamamız lazım. Ve sonra neden hemen rast perde düzene dönüyor? Yu sorgulamamız lazım. Şimdi ben yaptığım araştırmalarda Kırşehri Edvarı'nda mesela Nilgün Hoca'nın çevirdiği şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. 1469'da çevirisi yapıldı. 1411 esası. Neva, Pençka, İsfahan adlarıyla da anılıyor. Rast perde düzenindeki Neva, Pençka ve İsfahan adlarıyla da anılıyor. Pençka anlaşılıyor. Onu çözümlemiştik. Rast'la arkadaşlık ettiği zaman Evet. rast perde düzeninde durduğunuz Rus'ta, Neva'da veya Rast'ta kullanılarak gezdiğinizde Rast'a göre Neva 5. derece olduğu için Penç 5 demek zaten. Gahta yer demek. 5. yer adıyla Pençkah makamı oluyor. Bu çözümlenmiş. Burada sıkıntı yok. Peki İsfahan nasıl oluyor? Yani Nişabur'la ne alakası var? Ne zaman Zekai dedenin ayinini çözümlemeye başladım? O zaman bende bir ışık yandı. Yani onu paylaşmaya çalışacağım. Zekai dedenin 7 tane ayini var. O ayinlerinden biri de İsfahan ayini. İsfahan ayininde murabba beste formu kullanımıyla başlamış. Yani bir mısra terennüm, iki mısra terennüm, dördüncü mısra terennüm aynı name. Peki bu name neden Nişabur başlayıp Neva'ya getirip sonra rast perde düzenine dönüp sonra tekrar neden Nişabur perde düzenine dönüp Nişabur yapıp Neva'da karar ediyor? Bakın enteresan. Daha önce konuşmuş muyduk size bilmiyorum. Evet, yani İsfahan'la Nişabür'ü iyi ayırt etmek lazım hocam. Evet. Şimdi mesela burada Ege perde diye giriyor ya. Evet. İlk ölçüdeki bu name çok önemli. Ey çeng sazı demek istiyor. Ey çeng sazı, perde haini, sipahen, ıspahan, ıspahane marzus. Yani ey çeng sazı, Türkçesini ben bakmış olduğum için yorumluyorum. Ey Evet. çeng sazı, bana ıspahan perdesini duyurmanı arzu ediyorum diyor. Ve burada Çenk diyor. Ve Evet. name devam ediyor. Burada giperde hayısı. Bakın rast perde düzenine döndüm. Beşgah yapıp Neva uşaklarıyla basit ısfahan dediğimiz ısfahana dönüyor gibi. Terennüm bölümü ama o bir A dediğimiz yani mısra terennüm bütünü devam ediyor. O murabba bestenin ilk namesini oluşturan bölüm devam ediyor. Hey hey sultan
Burası önemli. Kârimen. Burada bitiyor. Bakın neyle bitiyor? Yine Nişabur yapıp nemaya getirerek bitiyor. Baştaki gibi. Sonra ikinci mısra giriyor. Veyna. Bakın aynı. Neden? Evet. Çünkü murabba beste işlendiği için ikinci mısra da aynı. Farklı güfteyle. Veyna eyçen yunaleyi veren arara. Görüyor musunuz? Evet. Bu tesadüf olabilir mi? Zekai Dede tesadüf eseri İsfahan Mevlevi Ayni yazmış olabilir mi? Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci şeye bakıyoruz, güfteye. Bakın şimdi ilkle kıyaslayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neyle bitiyor yine? Re, do, si, do, re. Re, do, si, do, re. Birdeki gibi bitiyor. Öyle değil mi? Evet. Dördüncü güfteye bakalım. Şimdi burada üçüncü güfte meyan zaten eviç açıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ama onda da terennüm bölümünü aynı alıp yine re, do, si, do, re'ye bitiyor. Normalde terennümler, meyan terennümleri değişik olabilir. Ama murabba bestelerde aynı da olabilir. %90 benim daha önce tespit ettiğim aynı gibiydi. Şimdi dörde giriyor. Önemli olan dört. Re, be, ermen, güzel ki bu gülistanem arzus. Devam ediyor. Hey, hey, sol. Bir, iki, birinci ve ikinci mısralarla aynı. Tanemen. Geliyor sona. Hey, hey, hünkârımen. Bu bir murabba beste olsaydı burada bitecekti eser. Bu bir tesadüf mü? Bence değil. Yani bakın neden İsfahan? Re, do, diye, si, natürel. Aral Ezgi Okulu'na göre Buselik üzerinde KS var değil mi? Evet. Si, do, diyez 8 komadır, K'dır. Do, diyez, evet. Re 5 komadır, S'dir. Öyle değil mi? Evet. Ama Edvar Okulu'nda Tambur Artin ne diyor? Her ne kadar Buselik dense de Nişaburdur adı diyor sinatürele. Neden? Çünkü Buselik arkadaşlığını çargahla yaptığında Buselik, Hicaz'la yaptığında Nişabur adını alır demek istiyor. Aynı şekilde Zekai Dede'nin eserinden de öğreniyoruz ki Nevada Nişabur perde düzeninde aslında İsfahan perdesini ve makamını temsil ediyor. Çözümledim ben bu ayin sayesinde. Bu müthiş bir bilgi. Ne bunun hocam şimdi? Perde düzeni olarak Nişabur perde düzeniyle başlamış olmuyor mu? Peki neden si'ye getirmiyor? De re'ye getiriyor. Yani re, şöyle bir şey Nişabur olacaktı. Re, do, si, si. Yani si, do, re dediği zaman mı İsfahan oluyor? Evet. Si, do, re, do, re, do, re, si, do, re, do, si, si deseydi Nişabur olacaktı. Olacaktı. Evet, hatta neva üzerinde bizim bugün Buselik diye bildiğimiz acem kullanımı, acemli nevalarla. Re, mi, fa, mi, re, re, do, si, si. Nişabur olacaktı. Yani, tabii. Yani Buselik'te kaldığı için Nişabur, nevaya da kalırsa İsfahan. Aynı evet. Şey. Evet. Şunu da söyleyelim. Nasır Dede bunu çözememiştir mesela. Ve Gonca Rana demiştir Nişabur yapıp neva karara. Yani demiştir ki
Eğer bir name Nişabur yapıp bu süreçte karar etmiyorsa, Nevada karar ediyorsa bunun adı değişik olmalıdır. Bunu bilmiyor adam. Isfahan'a döndüğünü bilmiyor. Gonca-i Rana adını veriyor. Onun için Gonca-i Rana diye biliyor. Peki Zekai dede nasıl biliyor bunu? İşte burası muamma. Burası sır. Ne demek istiyorum? Şimdi eskiden Yani bir bilgilerin araya gireyim yine hocam. Gonca-i Rana ile Isfahan aynı makam mı olmuş oluyor? Isfahan'ın aslını konuşacaksak, Isfahan'ın aslını, ben bir hafız öğrencimden şunu öğrendim. Enderun teravihini Isfahan makamında hocalarımız aynen böyle yapıp böyle yaptırıp böyle karar ederlerdi diyor. Dinletti bana. Aynen yapıyor bunu. Buna dönüyor ama tekrar buna dönüp burada karar ediyor. Aynen buradaki gibi, şeydeki gibi. Nevada karar ediyor. Evet. Arel Ezgi okuluna göre, o öğretiyi alan insanlara göre zaten Nişabur bile bir makam mı sorgusu da bu arada olduğunu söyleyelim. Çünkü Evet. ya Nişabur makam olarak mesela ben kendi okulumda 91-96 yılları arasında Ege Üniversitesi'nde Nişabur'u bir makam olarak biz geçmedik. Hatırlamıyorum. Eser geçmedik. Tamburi Evet. Ali'nin müthiş bir takımı vardır. Kani Bey'in okuduğu. Evet. Kani Karaca'nın okuduğu. Oradaki Nişabur takımı mutlaka okusunlar. Geçsinler, dinlesinler. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakın Nişabur'la Isfahan iç içe olan bir şey. Makam. Evet. Bir şey daha göstermek istiyorum izninizle. Şimdi bundan dolayı ben kendi kitabımda perde düzenlerini verirken bakın aslında şey çok güzel. İlke, kurallar. Şimdi bu rast perde düzeni değil mi? Evet. Bu rast perde düzeninde buradaki bir komo bemol giderse buselik gelmiyor mu? Evet. Buselik geldiği zaman bu rast perde düzeni buselik perde düzeni adına geliyor. Evet. Diğer perdeler yerinde duruyor. Buselik perde düzeni içerisinde do diyez geldiği zaman buselik ortadan kalkıyor. Buselik Nişabur adını alıyor. Neva Isfahan adını alıyor. Müthiş bir şey bu. Ve bunun 1730'da Tamburi Artin Edvarında Popeski Cudis'in çevirisiyle onu da almış olalım. Yani çok kıymetli çalışmalar yapmış. Roman asıllı Amerikalı müzikologtu, vefat etti birkaç yıl önce. Müthiş bilgi değil mi? Hocam müthiş bir Diyor ki hani tabii ben de burada buna inanmıyorum. Şimdi ya Neva yok bununla arkadaşlık etti adı Isfahan oldu değil de başka bir özelliği olması lazım. Sırf bu özelliğinden sebep koskocaman perdenin adını niye değiştirirler? Ben bunu anlamıyorum. Yani Nişabur ama olduysa ama burayı ya hep ne frekansı olarak aynı her şeyi aynı. Bir sürü at oluşuyor bu sefer. ama şöyle düşünsek siz şimdi eşinizle evlendiniz, ben eşimle evlendim. Benim eşimle evlenmeden önceki hayatımla evlendikten ve sonra kurgulanan ve yürüyen hayatımdaki seyahatler, paylaşımlar, yaşanımlar, artılar değişmedi mi? Bak o Seyrim değişti değişti. ama değişti hocam Ama bakın. tek bir kişi etki etti buna. Ama siz Giresunsansınız yani aynısının Ama evlendim ve çocuk yaptık ama. ya ne Kızımız oldu. yaparsan yap yani size aynı frekanstasınız. Şimdi buradaki siye hangi Hayırım. dinden sebep? Aynı frekansta gibi gözüken başka Hangi frekanslara dönüşen biriyim artık. anladım da şimdi burada bakalım Nişabür perde düzeninde bu buselik perdesi hangi özellikten sebep? Neden arkadaşlık yaptı bir özellik değil? Hangi özellik Nişabür oluyor? Yani bu perdenin sesi mi değişti? Bu perdeye başka mı basıyorum? Bu perdeyi farklı mı duyuyorum? Ne oldu bu?
Buse'lik perdesini. Aynı ise, aynı frekansa adı da aynı olsun. Ama bir şeyi hatırlatmak için diyorlarsa o ayrı. Fakat şunu vurgulayayım burada. Nişabür'ü hatırlatmak için, İsfahan'ı hatırlatmak için, makam hatırlatmak için diyorlarsa tamam. Şimdi Yalçın Turu Hoca burada güzel bir bilgi veriyor. Her ne kadar 4 koma gözüküyorsa da bu perde aslında Nişabur'da TB TB oluyor diyor. Yani bu 5 koma diyez, bu T, bu 5 koma olunca ne oluyor? Bakın, şurası 5 koma olursa T olmuyor mu burası? Evet. Si, si, do, re, be. Oldu, tamam. O TB üst üste buselik üzerinde TB TB seyre o ve da TB, buselik o da B nişaburdur olur. Diyor. Nişabur budur diyor. Aslı budur nişaburun diyor. Yani neyse. Kuram olarak bunu böyle göstersen de ben icrada bunu hep 5 koma basmak nişaburu duyurur. İşte buralar sıkıntılı, tamam mı hocam? Buralar. Tabii ki. Yani buraları sıvanın çatlaklıklarına benziyor. Buraları elden geçmesi lazım. İşte 4 koma gösteriyorum ama 5 koma basacaksın. Yani bunu bu söylemlerimi çıkaracağım ama bu bana pek inandırıcı. Niye 5 koma değil kardeşim ya? 4 koma ben şimdi bakın. Ama 4 koma 5 koma bas. Rast yapıyoruz ya seyri. Evet. Rast yaparken sol fa mi fa sol seyrinde biz bunu ırak mı basıyoruz, geveş mi basıyoruz? Geveş basıyorsak geveş yazalım oraya. Niye ırak yazıyoruz hocam ya? Ya niye yani? Niye yani? Mecbur muyuz ona? Birisine ayıp mı oluyor? 4 koma... Çünkü müziği perde düşünmüyorlar. Çünkü müziği aralık ve dizi düşünüyorlar. Bakın Sözü Dilara makamını nasıl tanımladı biliyor musunuz? Nasır Dede. Bakın. Burada dedi ki Buselik çargah yapar, dügah yapar, ras yapar, ırak değil geveç yapar dediler. Gittiler buraya mahuru çaktılar. Yani şuradaki geveç olan oktavı perde, diye. Oktavı diye. Oktavı değil ama halbuki. Yukarıda kullanılan name hep Buselik içerisindeki. Ya tamam hocam işte bu bunun oktavı olacak diye. Bu geveç olursa burasına mağur olacak dedi. Tabii. Oktav tabii. Mantığına göre gitti. Yani evet. 53 oktav 53 oluyor. Böyle yaparsan 54 olur olmaz oktavına. Yani tabii bunlar mantıksızlık hocam. Yani o zaman bunu bozmuyorsunuz öbürsü bozuluyor. 4 komayı 5 koma basacaksın ifadesi yer alıyor. Bu bana biraz ters geliyor. Şeye döneyim tekrar. Dönün. Esere. Burada teslimiyet girmiyor mu devreye? Evet giriyor. Teslim oluyorsunuz. Olmamak lazım. Ama oluyoruz işte. Aciziz işte. Programımız o kadar. İşte ileride teslimiyetinizi bozarsınız inşallah hocam. Yani bana ama tabii... bozduğunuz zaman o manevi münasebeti de kaldırmış oluyorsunuz. Hayır. Hayır. Hayır niye? Sen zaten 5 koma basıyorsun. Ama orada 4 koma yazıyor. Manevi münasebet değil ki. Manevi münasebeti 5 koma olması. Sen 4 koma diyorsun. Sanki ayıp 5 koma desen ayıp oluyormuş gibi. Evet. Ya işte insanlar zaten bu konulara nasıl diyeyim? Çok uzaklar ya. Dediğiniz doğru. Neyse onu söylemek lazım diyorsun. Neyse onu söylemek lazım. Tabii. Ne gereği var? Peki. Si do si do re do mi re do re. İlk iki ölçüde Avni Konuk biliyor ki İsfahan'da ilk önce asıl İsfahan'ı duyurması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra evet. Dönüyor rast perde düzenine. Do re do re mi mi re do si do si la si do si si do si do. Burada kıymetli bir şey yapıyor. Neva'dan uşağa inerken bayati kıvamında tutmaya çalışıyor segahı.
Do-si'de si-do-si derken yatıramazsınız nameyi. Yani şunu basamazsınız. Ne yapıyor? Do-si-la-si-do-si dik uşak perdesinde tutuyor. Si-do-si-do-re nevaya deni geliyor. Fa-mi-re-mi-re acemli neva. Mi sol fa mi fa mi re do re re yapıyor. Acemli nevayı yaparken aynı o şeydeki gibi, payyare'deki gibi pençke eserde acemli nevayı yapıp hicresi tamamlayıcı perde kullanıp nevada duruyor. Evet. Re re mi mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi re mi re do re re do si la si. Şimdi şöyle bir şey var. Basit İsfahan'ı bilmek gerekiyor buradaki nameleri anlamak için. Şimdi buradaki biz İsfahan'ı şöyle öğrendik. Eğer basit İsfahan'la Nişabur nameleri iç içe geçerse bileşik İsfahan olur diye öğrendik. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bize şunu hep Nişabur diye anlattılar. Halbuki Nişabur'dan Neva'ya gelen namede Neva perdesi İsfahan'a döndüğü için asıl İsfahan bilinmiyordu. Bundan kurtarıp rasperde düzeninde do re do re mi mi re do si do si la si do si. Neva'dan dügaha giderken neden sürekli segah asıl makamı, segah perdesinde kutuplanmalar, toplanmalar oluyor? Eğer şu name olmasaydı ve şuradan başlasaydı biz buna yine İsfahan diyecektik ama önüne basit İsfahan yazacaktık. Neden? Neva'dan dügaha yani bayati terkibi namelerine giderken hep segaha toplanan bir yapı vardır. Segahın tam uşaklaşmasını sağlayamayan segah toplanmaları diyorum ben ona. Do re do re mi mi re do si do si la si do si si do si do neva fa mi re mi acem neva mi sol fa mi re do re re nevalara geldi acem nevalara re 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 mi fa sol la sol fa mi re yine acemli nevalara geldi. Dikkat edin dügaha giderken yine yukarı kaldıracak. Mi re do re re do si la la demiyor bakın. Re do si la si. Si do re mi fa sol fa mi re do si do si la la do si la la. En son uşağı geliyor ama neva uşak asıl makamlar ilişkisi içerisinde neva uşak derken neva acemli neva. Evet. Ama acemli nevadan dügaha gelirken arada bir köprü var. Ne o? Sürekli segah. Ama onu yaparken bakın Ahmet Hamdi Konuk çok güzel bir şey yapıyor. Re, do, si, la, si. Si, la, si, la diyesi değil bakın. Si, la, evet. Si. O da önemli değil mi? La diyesi, ama la diyesi hocam yap- segah, segah. Yani rastın segahta durması diye biliyorum. Segah illa la diyez yok ki. Yok zaten, evet. Evet. Ama hani basit İsfahan seyirlerde bizi takip edenler oradaki segah dedik ya demin, segaha toplanacak dedik ya, o segaha asla lediyezli yapmayın anlamında demek istiyorum. Evet. Evet. Segah demek bugün hep lediyezli bir yeden kullanılır. Segah diye algılanıyor ya. Evet. O segaha asla İsfahan'da do re re mi fa mi re do si do si la si do si do re fa re mi re do re 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 mi mi sol fa va sol fa mi bence Ebiç de kullanılabilirdi burada kullanmıyor. Mi evet. Fa mi fa sol la sol fa diye de kullanılabilirdi. Mi fa mi re şunu demek istiyorum. Ne vay ben Ebiç İçli de kullanabilirim, acemli de kullanabilirim. Arel Ezgi Okulu'nda sanki uşak makamının dizisi ve kullanılmazmış uşakta Ebiç gibi algılanıyor ya, hep acemler ve yoğunlaşılıyor. Kullanılabilir aslında çıkıcı namelerde Ebiç'e dokunulabilir.
Mi fa mi fa sol, hemen dönmek kaydıyla. La sol fa mi fa mi re. Mi re do re do si. Si la si yapmış hep, si la si yapmış evet, hep. Ama hep yapmayabilirsiniz. Re do si diyebilirsiniz. Si Tabii do si ki. do re mi fa mi re. Mi re do si do si. Bakın hep si do si. Bir ısrar var si do si'de. Evet. Veya si do si la si'de. Isfahan'da buna dikkat edesinler. Si la do si la la. Mesela Isfahan deyince benim aklıma Saadettin Kaynağ'ın pari olma meseli geliyor mesela. Do diye, do diye, fa natürel mi re. Sol fa mi mi re do si la la. Nişabur gelip dügaha nişabrık yapar. Do Evet, si la yapıyor. la si do si do re fari olmam eylesen bin cefa. Alaaddin Bey çok güzel okur. Amire dosi nişavur sol fa diye mi la fa diye re do diye fa mi. Kaynak çok büyük besteci sadece. Yani. Sol Evet. fa sol la sol sol la ya gelir. La dosi la sol fa natürel mi re dosiye gelir. Sol ve sol la sol fa mi re. Bakın si'ye geliyor düşmüyor bilerek. Re mi fa mi re do si do si do re do re do do. Si do si do re mi fa sol fa mi re. Re do si mi re do do. Karar da şunu yapar. Do si la si sol la yapar. Bu da çok kıymetlidir. Evet. O segahı tam Uşaklı duyurmamak için. Duyurmamak Do, için. si, la, si, sol, la. Bu da çok tercih edilir. Evet. Ve Doğru. müthiş bir karardır. Gergahta kutuplaşmıyor. Evet. Ben mesela kendi son makam albümümde name yazarken ona çok dikkat ettim. Onu da paylaşayım mı son kez izin Lütfen. verirseniz? Isfahan'ı bu kadar konuşacağımızı düşünmüyorum ama Isfahan çok önemli makam. Çok önemli. Tam da algılanamamış. Benim de okulluğu Algılanamamış yıllarda. hocam. Ben de algılayamadım. Daha henüz algılayamadım. Yani bir Evet. farklılıklar var. Bakalım onları nasıl gidereceğiz? Yani bundan 5 sene evvel dörtlü beşli nasıl çatlaklık yaratmışsa beynimde. Bu perdelerin isim değişikliği de öyle. Yani Evet, zamanla oturacaktır bunlar. burası 5 koma diyez olacak ama biz 4 koma yazıyoruz. Çok saçma. Evet. Şimdi bakın. Şöyle yazdım. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor evet. Re do si re. Yani bir nevaya gidiş olacak. Ama nevaya gidiş olurken arkadaşlığı neyle yapacak? Segahla. Evet. Do re mi re do si. Asla dügaha düşmeyecek. Neden? Çünkü bayatileşmeyecek hemen. Hemen bayatin Evet. tadı vermeyecek. Mesela bayatiyi şöyle yazdım. Re do re do re do. Re mi re re do si la la. Hemen verdim burada bayatiyi. Ama Evet. ıspanken re do re do si do re si re yapmam lazım. La re do si re. Nevaya geliyorum ama do re mi re do si segahla. Sol fa hala. Sadece burada bir mesaj verdim. La re do si re. Bir tek dügahı burada verdim. Dügaha düşüşü Uşak'la yapmadım hala. Görüyor musunuz?
Evet. Do, re, do, re, do, do. Re, mi, fa, mi, re, do, do, si. Bakın üçüncü sekaha geldim. Do, si, do, si, la, si, sol, la. Sonra kaynağın eseri gibi bu şekilde karar ettim. Yani Ama Nişabür'ü hiç kullanmamışsınız burada hocam. basit Isfahan çünkü. Ha, tamam. Ama şimdi Bileşik Isfahan'da bakalım nerede kullanmışım? Onu Nişabur bölümünde kullandım. Ona da bakalım. Yani basit Isfahan rasperde düzenindeki bir yapı. Ama Anladım. Bileşik Isfahan, bakın Bileşik Isfahan burada görüyor musunuz? Evet. Ana makamı ne yani? Nişabur. Evet. Ana makamının Nişabur olduğunu unutmamak lazım. 58'deydi galiba, değil mi? 20, burada gördük ya hocam. Biraz daha aşağı inin 26, 27, 28 olacak. Yok, bile. Evet, sayfaya baktım da. Sayfa 58. Bakın şimdi. Re, do, si, do, si, Evet. do, re. Verdim mi asılı? Evet. Hemen dönüyorum. Re, do, si, do, si, do, re, mi, do, mi, re. Nasıl çevirdim, gördünüz mü? Evet. Sol, do, re, fa, mi, fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, do, re. Artık ne gidiyorum? Rasperde düzeni. Re, 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 la, la, sol, la, so, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, mi, re, do, si. Hep ne bağlı? Re, do, si, la, do, la, si, sol, la. Ahmet abinin konunun seyrine benzemiyor mu? Kullanım olarak yani. Evet. Asıl ısfanı gösterdikten sonra bir daha kullanmamak. Re, do, si, do, si, do, re. Re, buraya dönebilirdim. Re, do, si, do, re'ye dönebilirdim. Burada dönmedim. Re, do, si, do, si, do, re'ye gittim. Re, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, mi, re, do, si. La, sol, si, do, re, mi, re, do, si. Do, la, si, sol, la. Seyir yaparken şuralarda virgül de iyi olur. Segahlarda. Ahmet Avni konuğun yapmış olduğu seyre döndüğümüzde bence çok kıymetli bir şey yapmış olduğunu görüyoruz yine. Ona döneyim. Si do si do re do mi re do re, değil mi? Do Evet. re do re mi mi re do si do si re, si do si si do Evet. si do. Do, re, fa, mi, re, mi, re, mi, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re. Bakın Nişabur'u inmese de bir mesaj veriyor şuraya. Re, mi, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, re, do, si, la, si. Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, re, do. Si, do, si, la, si, sol, la yapsa kaynakla da oturacak. Si, do, Evet. si, la, si, sol, la dese müthiş olacak. Ama yine de bence çok kıymetli. Evet, çok güzel. Bugünlük bitirelim isterseniz. Ben hep Evet çalışmış oldum. hocam.